7 Haziran genel seçimlerine Milli İttifak çatısı altında birleşerek giren Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi milletvekilleri adayları göreceğe çıktı. 6 milletvekili adayı kamuoyuna tanıtıldı. 7 Haziran genel seçimlerine Milli İttifak çatısı altında birleşerek giren Saadet ve Büyük Birlik Partisi milletvekilleri adayları tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı açılış konuşmasını Saadet Partisi İl Başkanı Kadir Ateş yaptı. Biz burada kısa sadece kendilerini takdim edecek kadar adaylarımızı size tanıtacağız inşallah. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz henüz YSK'dan kesin olarak çıktıklarında ancak kesin aday olmaları söz konusu olduğundan dolayı daha kapsamlı bir salon programıyla adaylarımızı bir şölen eşliğinde sizlere tekrar takdim etme imkanımız olacak. Ardından Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Ulupınar söz aldı. Biz buna teşkilatlar içerisinde Milli İttifak olarak adlandırdık. Burada ülkemizde bugüne kadar gerçekten tertemiz siyaset yapmış iki tane siyasi partinin mensupları ve birbirinden kıymetli iki tane sayın genel başkan gerçekten bir araya gelerek özveride bulunarak temel olarak hasbi diye adlandırdığımız yani kendi yerlerinden gerekirse kendi nefislerinden de fedakarlık ederek bu güzel yolculuğa başlamış bulunmaktadırlar. Bizler de teşkilat olarak bugünden itibaren hem seçim çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz hem de gerçekten bu mukaddes gördüğümüz davaya omuz vermeyi de üzerimize bir vacip olarak biliyoruz arkadaşlar. Konuşmaların sonrasında milletvekili adayları tanıtıldı. İlk olarak 6. sırada yer alan Şaban Bozbal, bu seçimde baraj sorununun bulunmadığını belirtti. Türkiye çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu sıkıntılı dönemde Türkiye'nin açmasını açacak olan, Türkiye'nin sorunlarına çözüm getirecek olan, içine düştüğümüz bataklıktan bizi çıkaracak olan bir tek siyasi oluşum Milli İttifak oluşumudur. 5. sırada yer alan Nafiz Ayaz kısaca özgeçmişini anlattı. 20 Nisan 1971 Boğaziçi Dodurga doğumluyum. İlkokul tahsilimi Eskişehir Merkez Bahçeci Köyü'nde tamamladım. Daha sonra ortaokul ve lise tahsilimi Eskişehir İmam Hatip Lisesi'nde bitirerek 1989 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde başladım. 96 yılında mezun oldum. Daha sonra özel sektörde çalışmaya başladım. 4. sırada bulunan iş adamı Armağan Bulursa şöyle konuştu. Han ilçesi Gökçeöle Köyü 1984 doğumlu bir çiftçi ailenin çocuğuyum. İlk ve orta lise tahsilimi Han ilçesinde tamamladım. 2014 yılı Ocak ayında almış olduğum onurlu Büyük Birlik Partisi Han ilçe başkanlığı görevinden milletvekili adayı olmak için 8 Şubat tarihinde ayrılarak bu şerefli göreve talip oldum. 3. sıra adayı Murat Çinitaş aday olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Yeniden Büyük Türkiye'nin inşası için çalışanların, üretenlerin ve gençlerinin yarına umutla baktığı bir ülke için hizmete adayım. Burada bulunmaktan, sizlerle birlikte olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. 2. sırada yer alan Halil Evgi, memleketin daha ileriye gitmesi için buradayım dedi. Ülkemizi böldürmemek için, ülkemizdeki haksız, adaletsiz yönetimleri ortadan kaldırmak için, siz memleketin insanlarının verdiği destekle beraber yol almak, hizmet etmek için buradayım. Son olarak Saadet Partisi eski il başkanı ve 1. milletvekili adayı Fesih Bingöl konuştu. 3 tane evlat babasıyım. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmekteyim. Demin de ifade ettim. Bu seçimleri çok önemsiyoruz. 6 tane, 5 tane milletvekili aday arkadaşımızla birlikte gerçekten ülkemiz için çok önemli olan ve toplumsal karşılığı olan bu Milli İttifak adına çalışmalarımızı teşkilatımızın bize vereceği desteklerle sahada yapmak adına burada Eskişehir kamuoyu önünde teşkilat mensuplarımıza söz veriyoruz. Gerçekten